you were made to wear a crown. Beşinci bölüm pek de etkili bir bölüm değildi açıkçası. Ama bu bölüm harita üzerinde bolca gezip taht oyunlarında farklı planlarla karşılaştığımız bir bölüm oldu. Ve bu yüzden tabii ki konuşacağımız çok şey var. Bu arada bu kanalda şu an bir sonsuzluk haftası etkinliği var. Ama bu video bu etkinliğe dahil değil. Yani bu videoda bir ipucu yok. İpucu nedir, sonsuzluk haftası nedir bilmeyenler varsa birkaç gündür yüklediğimiz diğer videolara bakabilirler. Ama şimdi ejderhaların dansına dönmemiz gerek. Hazırsanız başlayalım. Geçtiğimiz bölümün sonunda Rhaenys'in ölümü hepimizi üzmüştü. Çünkü siyahların tarafında hem aklı başında hareket edebilen hem de sakinliğini koruyabilen en başarılı karakter oydu. Rhaenys birçok açıdan sevgiyi ve aile bağlarını da temsil ediyor. Çünkü hem Valerionlar tarafında hem de Targaryenlar tarafında herkesle akrabalık bağı olan bir karakter. O yüzden bu bölüme Driftmark'ta Valerionların kalesine gün batarken başladık ve bu kasvetli hava Corlys'in hüznünü iyi yansıtıyor. Corlys ve Rhaenys birlikte yaşanan mutlu çiftlerdendi biliyorsunuz. İki çocuklarından biri Daemon'la evlenip öldü. Diğeri Rhaenyra ile evlenip yok oldu. Corlys'in erkek kardeşi bile Daemon'un ellerinde öldü ama Rhaenyra'yı desteklemekten vazgeçmediler. Ama şu an Velaryon tahtını bırakabilecekleri bir varisleri bile yokken bir de Rhaenys'in ölümü Corlys'i mahvetmiş durumda. Even the death of my wife does not content her. And she not asked enough of my house. It is a sign of her great esteem. Bu bölümde Corlys'in kendini içkiye verip yine denizlere açılıp yok olmak istediğini duyduk. Corlys sadece bu denizlerde değil, bilinen dünyanın en doğusuna kadar yelken açmış büyük bir denizci. Baelon'un dediğine göre Yiğit'den ve Aşai'den önemli zenginlikler getirmiş biri. Aşai, Melisandre'nin geldiği yer biliyorsunuz ve güneşin doğmadığı, büyüyle dolu, hiç çocuğun olmadığı karanlık bir diyar. Yiğit ise zengin bir imparatorluk ve Miseria'nın memleketi de burası. Ama Corlys şu an ölüp gitmek istiyor ve Rhaenyra da aslında Corlys'e onu kendi kral eli yapmayı teklif etmiş olsa da Corlys'i kendine getiren kişi torunu Baela oldu. She died as she would have wished to die, with honor, in Dragonfire, the way my mother chose. And the way I myself wish to meet my end. Bu kısımdaki konuşmalar güzeldi ve Corlys hemen etkilenip Driftmark tahtını Baela'ya bırakmaya karar verdi ki Rhaenys'in ölümünden sonra tahtı kız torununa bırakması etkili bir karar olmuştu ama bir ejderha binicisi olan Baela kendi içindeki Targaryen kanını seçip Driftmark tahtını reddetmiş oldu. I am blood and fire. Driftmark must pass to salt and sea. Yani Velaryonların bu savaş için verecekleri daha çok şey var. Ve belli ki gerçekten kanlarının son damlalarına kadar tükenecekler. Onların sonraki planını sonraki bölümde konuşacağız ama şunu unutmayalım. Artık bu savaş tüm kıtaya yayılmak üzere. Çünkü Targaryenlar savaşınca bundan tüm Westeros etkileniyor. En son Vhagar, Maelys'in kafasını kopardığı için zavallı ejderhanın kafasını onca yol getirip King's Landing'de şov yapıyorlar. Ve bu ejderhadan bir de hain olarak bahsediyorlar. Çünkü bu ejderha bundan önce Daemon'un ve Kral Viserys'in annelerinin ejderhasıydı ve babalarının ejderhası da Vhagar'dı. Yani Vhagar ve Maelys için farklı bir anlam aranabilir ama bu ejderhaların böyle düşünceleri yok tabi. İnsanların bu ejderhanın kafasını görmeleri de hiç iyi olmadı çünkü insanlar ejderhalardan ve Targaryenlardan birer tanrı gibi korkuyorlar. Ama bu onların da birer ölümlü olduğunu, bu canavarların da sadece büyük birer hayvan olduklarını hatırlattı. It's just me. Kristen'ın ordusu ejderha kafasını getirirken arka planda son iki bölümde ele geçirdikleri dört hanenin flamalarını gördük. Bunlar Duskendale, Stockworth, Rosby ve Stanton hanelerinin flamaları. Bir de utanmadan halka bu ejderhayı Kral Aegon'un katlettiğini duyurdular. Çünkü kralları güçlü görünsün istiyorlar ama kimsenin Aegon'un acılar içinde yattığından haberi yok. Bir tarih kitabı olan Ateş ve Kan kitabında da Aegon'un uzun bir mücadele verdiği ve Melis'i öldürdüğü anlatılıyordu zaten. Ama dizide görüyoruz ki kitaplar bu yalanı bir tarih gibi işlemiş olacaklar. Bu arada bunun gibi detayları George R.R. Martin de destekliyor. Kendi dediğine göre tarih kitaplarının doğru tutulmuş olması mümkün değil. O yüzden üstadların aktardıkları %100 doğru olamaz. Buradaki asıl katilin Aemon olduğunu biz biliyoruz ve bu konuşulmasa da Alicent da bunun farkında. Özellikle Aemon'un üzerindeki hançere dikkatle bakıldığında bu hançeri Aegon'dan almış olması bile Alicent için rahatsız edici bir detaydı. Çünkü Aemon'un acımasızlığının o da farkında. Raymond, what was his part in this?
I could not say. Aegon'un yaralarıyla ilgilendikleri sahnede çok rahatsız ediciydi bu arada. Ve Fatih Aegon'un zırhını parça parça söküp üzerinden zorla çıkarırlarken Aegon'un tıpkı babası gibi bakıma muhtaç bir kral haline gelmesi yine Alicent için de zor bir durum oldu. Kitapta Aegon'un zırhının bir kısmının eriyip Aegon'un bedenine karıştığı yazıyordu. O yüzden zırhın bir kısmını sökemeyecekler diye düşündüm ama öyle olmadı. Tıpkı Aegon'un tacı ve kılıcı gibi bu zırh da Valeria çeliğinden yapılma. Yani son derece kıymetli bir zırh ve artık dünyada Valeria çeliği yapabilen kimse yok. Sadece var olanı eritip yeniden şekil vermeyi biliyorlar, o kadar. Alicent hayatının büyük kısmını Viserys'le ilgilenerek geçirmişti biliyorsunuz. Ve şimdi de babası gibi bakıma muhtaç kalan oğluyla ilgilenmek durumunda. Ama Alicent'ın sevgi hissetmediğini tekrar görmüş olduk. Aegon'un zar zor nefes alırken annesine seslenmesi ama annesinin çıkıp gitmesi çok kötüydü. Bundan sonra Aegon ne zaman toparlanır, toparlanırsa ne halde olur hep birlikte göreceğiz. Daha önce de bu krallık Alicent'a teslim edilmiş. Ve yine tahta geçici biri geçmesi gerektiği için Alicent bu görevi üstlenmek istedi. Ama özellikle Larys'in ve Kristen Cole'un buna itiraz etmesini de beklemiyordu. Ya aslında beklemeliydi çünkü burada Larys'in dediği şey mantıklıydı. What would it say if in response to Rhaenyra's crowning we raised up a woman of our own? Alicent'in bu saraydaki rolü biteli çok oldu aslında. Bundan önce de sarayı o yönetmiş gibi düşünse de aslında tüm kararları veren asıl kişi Otto Hightower'dı. Ama bu konseyde kimse Alicent'i umursamıyor ve kendilerine güçlü bir kral istiyorlar ki o da Aemond. Bu durum bundan yıllar önce tahtın varisi olarak Rhaenyra'yı değil, Daemon'u destekleyenlerle çok paralel bir durum. Daemon asla tahta çıkmaması gereken acımasız bir adamdı ve yıllar sonra şimdi de sırf güç istedikleri için kendi kardeşine bile acımayan Aemond'u destekliyorlar. Yine de Kristen Cole'un bu konuda söylediği şeyi de mantıklı buldum. You know what he is. What he has somehow become. What we must do now is terrible. Have I not spared you? You didn't ask to be spared. We have given the war to the dragons. Dragon Rider should lead us. Yani ok yaydan çıkalı çok oluyor. Biz bu dizide bir tarafta Rhaenyra'yı, bir tarafta da Alicent'ı izleyerek vakit geçirdik. Ama şu an ikisi de bu savaşı erkeklere bırakacaklarını görüp daha da stres oluyorlar. Eğer bir ejderha bile saldırsa binlerce insan yok oluyor. Ve artık bunu kontrol etmeleri imkansız. Westeros'taki diğer hanelerin korkusu da bu yüzden. Aslında Rhaenyra da artık ejderhasını atlayıp savaşa kendisi katılmak istiyor. Ama konseyin buna izin vermediğini biliyoruz. Tam tersi şekilde konseyde de herkesin, özellikle de Sir Alfred'in sabırsız davrandığını da gördük. Çünkü hepsi savaşmak istiyor ama bu sefer de Rhaenyra onları bekletiyor. Bir döngüye girmiş durumdalar çünkü Daemon ortada yokken bu konsey Rhaenyra'nın savaş planı yapmakta bir kadın olarak yetersiz olacağını düşünüyor. Konseyin zaten cinsiyetçi bir yaklaşımları olduğunu biliyorduk ama Rhaenys'in ölümünün ardından iyice güç bulmuş gibiler. Harita üzerinde bakarsak Rhaenyra şu an Maidenpool ve Çatlak Pençe burnuna ulaşıp onlarla arayı iyi tutmak istiyor. Çünkü bu iki bölge yeşillerin zorla ele geçirdiği yerlere çok yakın. Ayrıca Çatlak Pençe burnundaki haneler tarih boyunca hiçbir savaşta yenilmemiş korkunç güçlü insanlar. Ama konsey konuşup durmak yerine hala inatla savaşmak istiyor. Aslında Rhaenyra bir ejderha binicisi olarak onlardan üstün olsa da kılıç savaşı konusunda onlardan yetersiz olduğunun da farkında. Viserys onu bir savaşçı olarak değil tahta geçecek bir politikacı olarak yetiştirmişti. Ordu toplayıp emir yağdırma konusunda yeterli değil. Neyse ki büyük oğlu Jason söz dinlemeyip Frey hanesiyle görüşmek gittiğini gördük. Freyler deyince de insanın kanı çekiliyor tabii. What do you want? Frey hanesinin yerleşkesi olan İkizler adlı bu kaleler Westeros haritasında çok önemli bir konuma sahip. Game of Thrones'da Robb Stark'ın kuzeyden güneye doğru bir orduyla gelebilmesi için buradan geçmesi gerekiyordu. Ama Walder Frey bunun karşılığında kızlarından biriyle evlenmesi gerektiğini söylemişti. Burası büyük bir ordunun geçebileceği tek köprü ve eskiden Tully hanesine ait olan bu kale daha sonra onlara kazık atan Freylerin yönetimine geçmiş ve buradan geçmek isteyen herkesin Freylerle yüz göz olması korkunç bir şey. Ama Jace ejderhasını atlayıp görüşmeye gittiğinde yaklaşan savaşta onlara bir ejderha koruması sözü vermiş oldu. Çünkü Starkların adamları kuzeyden inmek üzereler ve buradan geçmek zorundalar. Ama Freyler şimdi de Harrenhal'ı istemeye başladılar. Çünkü Harrenhal'ın şimdi Daemon'un elinde olduğunu biliyorlar. Harrenhal'ın bir güç gösterisi olarak önemli bir kale olduğunu konuşmuştuk. Daemon da bu dev kaleyi ele geçirip yanına da ejderhasını alıp nehir topraklarından birçok haneyi kendi tarafına çekmek istiyor. Ama şimdi de hem
Moonbraken'ları hem de Blackwood'ları yanında istiyor. Bu iki hanenin binlerce yıldır savaştıklarını biliyoruz ve daha yeni bir savaştan geçmişlerken şimdi birlikte savaşıp aynı krala hizmet edeceklerini, ölmeyi tercih edeceklerini gördük. Biraz komik bir sahneydi çünkü Daemon'u Bracken'ların hepsini yakacakmış gibi gösterdiler ama bir şey yapamadı. Çünkü planı Bracken'ların erkeklerini öldürmek değil, aksine onları ikna etmekti. Ve bunu köylerini yağmalayıp kadınlarını çalıp çocuklarını öldürerek yapmayı seçtiler. Sonuç olarak başarılı oldu tabii ve Bracken'ların boyun eğdiğine dair haber aldık. Ama bu sırada Daemon'un çok büyük savaş suçları işlediğini de unutmayalım. Büyük haneler onurları için savaşıp ölümü göze alan haneler ama şu an bu büyük suçlar duyulunca saygı duymadıkları birine zorla hizmet etmeyecekler tabii ki. Günün sonunda Daemon nehir topraklarının büyük hanelerinden azar yemiş oldu ve bir hane kazanayım derken bin haneyi karşısına almaya başlıyor. And I tell you there is no honor in a fight such as this. What of common decency? These beasts proudly carry the banner of House Targaryen. Çünkü Daemon sağduyulu olma konusunda berbat ve sağduyulu olmak falan da istemiyor. Ama sakin ve mantıklı planlar yapması gerek. Bunun için aslında Daemon'un Rhaenyra'ya ihtiyacı var. Rhaenyra'nın da güçlü olabilmek için Daemon'a ihtiyacı var. Ama şu an geldiğimiz noktada Rhaenyra çekip giden kocasından yardım istemek istemiyor. Çünkü öyle yaparsa alçalacağını düşünüyor. Daemon da Rhaenyra'ya bel bağlamak istemiyor. Çünkü ne yaparsa yapsın insanların tahtta bir kadını değil kendisini görmek isteyeceğini düşünüyor. When I take King's Landing, Rhaenyra is welcome to join me there and take her place by my side. King and Queen, ruling together. Daemon'un ciddi sıkıntıları var ve bu sefer de rüyalarında annesini görmeye başladı. Annesi öldüğünde Daemon henüz 1 yaşındaydı. O yüzden abisi kadar sevgi alamamış bir karakter ve belli ki annesinin en sevdiği çocuğu olduğunu duymasına ihtiyacı var ama sevgi arayışında kafası çok karışık. Şimdi de Harrenhal'da kendisine kral eş olarak değil, direkt kral olarak seslenmelerini istiyor. Çünkü hepimiz artık onun Rhaenyra için değil, kendisi için asker topladığını biliyoruz ve bunu Harrenhal'ın cadısı da biliyor ama daha da önemli bunu Rhaenyra da biliyor. Rhaenyra kendisi gidip Daemon'la konuşamayacağı için ona sürekli kafa tutan Alfred Broom karakterini yollamayı seçti. Alfred Broom Daemon'u ikna edebilir mi bilmiyoruz. Broom hanesinin Lannister'lara bağlı bir hane olduğunu veya olacağını unutmayalım ama şu an bunun bir önemi yok. Rhaenyra'nın yanındaki hizmetkarlardan biri de aslında Baratheon'lara bağlı olan Messi hanesinden ama bu kızın şu an önemli bir görevi var. Ondan birazdan bahsedeceğiz. Bu bölüm bir de Arryn hanesinin muhteşem kalesine dönmüştü. Arryn hanesi Game of Thrones'da da izlediğimiz altındaki vadiden kilometrelerce yüksekte duran dışarıdan ele geçirilmesi neredeyse imkansız bir kaleye sahip. Burada Tyrion'un hapsedildiği yeri de hatırlarsınız. Bu kale aynı zamanda Ned Stark ve Robert Baratheon'un birer kardeş gibi büyüdükleri yer ve Ned, Jon Snow doğduğunda ona burada bir baba gibi gördükleri Jon Arryn'in ismini vermişti. O yüzden Arryn'lerin yeri ayrı. Rhaenyra'nın annesi de bir Arryn'di ve burada gördüğümüz Jane Arryn de Rhaenyra'nın annesinin kuzeni oluyor. Buradaki kaleye bir ordunun saldırması zor ama ejderhaların saldırması kolay. O yüzden de küçük Rhaena bu kaleyi koruması için 2 ejderha yumurtası bırakmaya gelmiş. Karşılığında da 15.000 asker istiyor. Bunlar yumurta olsa da ileride önemli olacaklar. Ama şu an Arryn hanesinin pek bir işine yaramıyorlar. Yine de ikna olmak zorundalar. Çünkü şu an Aemond'un nasıl hareket edeceği ve savaşın nasıl büyüyeceği büyük merak konusu. Ve hem haneler hem de üzerine kapıları kapattıkları halk çok huzursuz. Hugh Hammer adlı karakteri yeniden gördük ve bu adamın ilk bölümde gördüğümüz akrep adlı arbaletleri yapan demirci olduğunu biliyoruz. Ama kendisi krallıktan hiç ödeme alamamış. Hasta kızı ve karısına bakmakta zorlanıyor ve ak saçlarıyla Targaryen soyundan geldiğini bildiğimiz bu adamın isyan edip siyahlara yardımcı olacağı ortada. Miseria'nın bu konuda yardımı çok büyük olacak demiştik. Çünkü bu kadın şu an Aegon'un hasta ve yaralı olduğunu, sokaklarda ejderha kafası gören insanların korku içinde olduğunu ve halkın Rhaenyra'ya güvenmek zorunda olduklarını biliyor ve fısıltıların efendisi olarak kralın şehrine gidip biraz dedikodu yapması için de Elinda Messi adlı bu kızı gönderdiler. Belli ki altın pelerinler arasında hala Miseria'nın adamları bolca var ve bu kızı götürdükleri kişi de Diana adlı bir kız. Bu kız sarayda çalışıyordu ama Aegon ona tecavüz etmişti ve Alicent bu kıza hamile kalmasın diye bir çay içirmişti hatırlarsanız. Tahminen bu kız o çayı içmemiş ve sarayı terk edip Aegon'dan olma bir çocuk doğurmuş olabilir. Senya. Baegar's first rider. I hope you do not mean to use her as an example.
Why shouldn't I? Bölümün sonunda Rhaenyra ve Jason anne oğul muhabbet ettiklerini gördük. Burada bahsettikleri Visenya, Fatih Aegon'un eşi ve kız kardeşi. Son derece acımasız bir yönü olduğunu biliyoruz ama daha da önemlisi Visenya oğlu Maegor'un tahta çıkmasını sağlamıştı ve Maegor zalim bir kral olarak hüküm sürmüştü. Buradaki sohbetin asıl amacı şu an daha fazla ejderha binicisine ihtiyacımız olduğunu söylemekti tabii. İleride elimizde daha da fazla ejderha olacak ama şimdiden çok önemli iki ejderha boşta geziyor. Jason dediğine göre sadece Targaryenlar değil, Targaryen soyundan gelip başka ailelerle evlenip asimile olanlar, soyadları değişenler, Valyria soyundan gelip kaybolanlar da belki birer ejderha binicisi olabilirler. Valyria tarihi Targaryenların saf ejderha kanları sayesinde ejderhalara binebildiklerini söyleseler de Jace bunların Targaryenları öven hikayeler olduğunu savunuyor. Tabii bu plan zor çünkü aslında Targaryenların bile hepsi hemen bir ejderha ile bağ kurabilir diye bir şey yok. Ama tabii ki deneyeceğiz. Hammer, Allfight ve birçok farklı isim bu sezonda bize tanıtıldı ve tabii ki onları boşuna izlemedik. Elimizde boşta olan ejderhalardan biri Vermithor, diğeri de Silverwing. Bu ejderhalar Kral Jaehaerys ve Kraliçe Alicent'in ejderhalarıydı ve onlar öleli çok olsa da hala boşta geziyorlar. Yani bundan sonra neler olacak hep birlikte göreceğiz. Az kaldı. Hadi biraz hareket, hadi biraz aksiyon. Bu ne böyle? Hadi ya, 5 bölüm izledik. Savaş da savaş. Bize günün sonunda bir savaş verecekler, çekecekler kenara sonra. 2 sene bekle. İstemiyorum ya, hadi. Evet, hadi o zaman bu video burada bitsin. Bugün çok işim var. Bugün zaten bir video daha yüklemiştim. Yani günde 2 video geldi. Bu ara çok aktifim. Neden? Çünkü sonsuzluk haftasındayız. Hadi haberiniz yoksa diğer videoları da izleyin. Şey yapalım, coşalım. Çok güzel videolar gelmeye devam etsin. Bildirimleri de açın mutlaka. Üzmeyin beni, abone de olun artık. Lütfen artık. Tamam, o zaman bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize bakın. Hoşçakalın. Bye. Yorumlarda buluşalım. What godless hour is it? The wolf. Kurt saatinden bahsetmeyi unuttum ya. Aslında kurt saati Rhaenyra'nın oğlunun Starkların kızıyla evlendiği The Hour of the Wolf bölümüne bir gönderme. Sus ya. Kapı çaldı ya. Kusura bakmayın, sonra anlatırım.